10. gündeyiz. Dün eğitime verilen arayı 30 Nisan'a kadar uzattılar ve dedim ki daha kötü bir şey olamaz. Bugün bütün bahar dönemini iptal ettiler. Aklımı kaybedeceğim. Daha kötüsü de ne biliyor musun? Geçen videoda size demiştim ki bir anime karakterisiniz. Kılıcınızın adı ne? İşte özel gücü ne? Tamam, farkındayım. Garip bir soru. Çok spesifik bir soru. Ya çok yaratıcı cevaplar bulmaya müsait bir soru değil ama yani bu kadar kötüsünü beklemiyordum ya. Gelen cevapların neredeyse hepsi böyle işte içinde küfür olsun yeter kafasıyla yazılmış cevaplar. Ben size küfür etmeyin demiyorum. Bu kanalın başından beri hep söylediğim bir şey var. Küfür edilebilirse edin. Küfüre karşı bir şeyim yok benim, ön yargım yok. Ya da bir sansür politikam yok. Orada küfür edilmesi gerekiyorsa edilecek. Ama bu ne ya? Tek elimizdeki şey küfür değil yani. Benim hiç duydunuz mu gereksiz yere küfür ettiğimi? Duydunuz? Size küfür etmeyin demiyorum. Size küfür ettiğiniz için aşağılayacak da değilim. Çünkü benim öyle bir şey yapmaya hakkım yok en azından. Ama gerektiği yerde kullanın ki bir etkisi olsun. İşte böyle hep beraber büyüyoruz yavaş yavaş. Neyse, kendi kendime o soruyu sonra iptal ettim ve dedim ki yeni bir soru sordum Twitter'dan. Diyelim bir çocuğunuz var ve çocuğunuz evlatlık. Çocuğunuza evlatlık olduğunu nasıl belli edersiniz? İşte cevaplarınız. Olmuyordu, aldık. Çocuğum üzülme bak, en azından seni tercih etmişiz. Abin istemeden olmuştu. O sırada abisi. Kısır sever misin? Sana evladım derken sesim titriyor. Şimdiye kadar nasıl anlamadın? Yahu ben ateistim. Adın neden Ebu Bekir Sıddık? Hiç mi düşünmedin? Çocuğuna evlatlık olduğunu nasıl anlatırsın oğlum? Bir arkadaşım soruyor. Oğlum biz seni satın aldık. Sen başka bir ağacın meyvesisin. Ama yere düştüğün için bizim dala koymuşlar. Güzel. Şiirsel. Beğendim. Hani ortaokulda üreme nasıl olur öğrendin ya, işte biz seni öyle yapmadık. Hani abin küçükken... Abi şu köpeklerin götünü... Niye yani? Niye havlıyor? Yankısına tekrar havlıyor. Aptal mısın? Hani abin küçükken biz seni çöpten bulduk diyordu ya. Ben baban değilim. Annen de annen değil. Seni çöpte bulduk. Sana bir şaka yapayım mı? Hayır. Sen evlatlıksın. Yapma demiştim. Yapmadım zaten. Google geçmişine bakmanın zamanı geldi evlat. Çocuk. Alışveriş. Ahmet. Hangi Ahmet? Sen evlatlıksın. Evlat. Efendim. Lıksın. Seni BİM'den aldık, indirimdeydin. Süpermarketlerde çocuk reyonu var ya, değil mi? Ama bu şekilde değil sanırım. Evlatlıksın. Bak şimdi herkese annesi doğuracak diye bir şey yok. Oğlum bak, biz babanla 2008'de evlendik ama sen 2006'da doğdun. Bak şimdi anneni görüyor musun? Ha, o annen değil. Kardeşinle seviş... Çocuk doğurmak değil, bakmak ebeveynliktir derler. Hani anlarsın ya. Sen seçilmiş kişisin. Evlat... Ben kısırım. Oğlum biz siyahız, sen beyaz, bir düşün. Bir gün lelekler havada süzülürken çocuğun birini yanlış aileye bırakmışlar, o aile biziz. Sen portakaldaki vitamindin ama benim yediğim portakaldaki değil. Naber lan babalık, iyidir evlatlık. Bağırtarak... Yo hay... Porsche isminde kanal açmasına göz yumarım. Masanın üstünde senin adın yazılı birkaç evrak var. Bakmak ister misin? E sen de hiç sormadın ama. Hemen ka... Hemen kanalıma abone olarak sen de ailemize katılabilirsin. Doğru, hepiniz benim evlatlığımsınız. Şimdi ben ağabeyim, baban da sıfır ve sen de ağabeysin evlat. Oğlum nasıl gelişmeler, millilik falan? Daha olmadım baba ya. Ben de. Ve son olarak. Buna koymadığımın çocuğu seni. Pekala, bu videoya verdiğimiz vakit bu kadar. Bunların mizah amaçlı olduğunu söylememe gerek yoktur umarım. Haftaya şöyle bir göreviniz var. Cümleyi tamamlayın. Ben o kadar feministim ki... Nokta nokta. Cevaplarınızı Twitter'dan ya da YouTube'dan atabilirsiniz. Üye olmak için katıl tuşuna basabilirsiniz. Ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.